Şimdi Atatürk, Mustafa Kemal neydi, kimdi, ona değindim. Yani Mustafa Kemal'in askerlerin dinler, savaş çıksa kaçar emin ol. Atatürk çocuğu dinlerin Atatürk'le kanma yoktur emin ol. Atatürk kimdi? Şimdi Atatürk bir Osmanlı subayıydı. Emir eri, vatanını çok seven, ülkesini çok seven, Osmanlı'yı çok seven birisiydi. Atatürk merhametli, vicdanlıydı. Atatürk'ün videolarını çok izledi. Hatta Yobaz Çakal, Rum, Ermeni, Yunan dönmeler Atatürk'e çok laf atardı. Mesela Said El Kürdi Deccal diyordu, tek gözünde hipno ediyordu, hipnoz ediyor diyordu. Atatürk'ün videolarını çok izledim. Atatürk'ün tek gözü sakat arkadaşlar, gazidir yani kendisi. Takma gözdür yani. Daha sonra Atatürk'ün İstiklal mahkemelerini izledim. Atatürk idam edilirken birisi arkasını dönüyor. Yani izleyemiyor. Yani Atatürk öyle merhametliydi, öyle vicdanlıydı. Zaten Atatürk merhamet olmazsa kum dönmesi gelip böyle başımıza İmam Müftü, İmam Hatip Kur'an hocası çıkıp Atatürk'ü kötülemezdi yani. Aşırı gidenleri asmışlar. Ama anlatılan gibi yani toplu bir kıyım olsa A deyince zaten altına işerizim korkudan anlatabildim. Mesela şimdi Tayyip Erdoğan diyelim. Tayyip Erdoğan'a despot diyorlar. Psikopat diyorlar. Öyle mi? Değil. Yani menfaatin doğrultusunda şimdi menfaat işleridir bunlar. Şimdi mesela çiftçiye zam yaptı. Fındığa zam yaptı şimdi. Severler Atatürk'ü. Tayyip Erdoğan yani menfaat dünyasıdır yani bu, anlatabildim her şeyi. Ama ayaklarına basarsan düşman olur. Bütün insanlar böyledir yani. Yani Atatürk medya hizmet eden birisiydi. Çerkezlerle neden ters düştü? Şimdi Çerkezler şimdi yeşil bir üniforma var değil mi? Herkes o üniformaya giyer, tüm askerler. Yani o askeri giyen, o elbiseyi giyen zaten emir kurulmuştu Çerkezlerin. Yani kendi kıyafeti vardı. Yani
Yani savaşlar da Sünni aslında. Yani Deccal'in savaşları da Sünni'dir. Mesela Ontan sana gelir. Ontan köprüde savaştırır. Silahı eline o verir. Tüm herkese bereleri o verir. Çerkezlerle Atatürk esasında ters düşünmemiştir yani, bir taktiktir yani bu. Yani Osmanlı'yı ve Osmanlı hizmeti de Çerkezleri küçümsemeyi. Ölüyor. Çerkezler ölüyor. Aptal mı bu insanlar? Tabii ki değil. Şimdi Çerkezler pahalı. Yabani biraz. Geçimsiz. Huysuz. Ama bakıyor, öyle Türk var, Osmanlı var, onlardan daha zeki Çerkezler. Çerkezler bunu kabullenir yani. Yani bu bir savaşsa, asker olma, komutan olmanın anlamı yoktur. Şimdi bir kafası yarı kırık Çerkez'in yaşaması önemli. Abdülaziz, Abdülhamit, Atatürk, Tayyip Erdoğan, onların yaşaması mı? Tabii ki onların yaşaması değil. İnsanlar daha zekiler. İnsanlar daha iyi idare edebiliyorlar. Çerkezlerde o sabır yoktur. Allah yolunda öldürülenlere yardım ediyor. Kur'an'da. Gerek işte bu şehitlerimiz olsun. Gerek Çerkezler olsun. Siz dışarıdan Allah'a inanmayanlar, fakir, aptal olarak görebilir ama onlar kendini Allah'a, İslam'a ve devlete adamış insanlar. Yani çorbaya bir tuzun olsun derler. İşte bu şehitlerde, ben şehit diyorum, Allah en doğrusunu bilir. Çorbaya tuzunu böyle katıyorum. Allah onlara rahmet etsin. Merhamet etsin. Cennetine koysun. Dileğimiz, temennimiz bu yöndedir. Allah en doğrusunu